Merhabalar, lezzetli lokmalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı mantı tarifi vereceğim. 5 yumurtamızı kırdık, biraz tuz attık üzerine ve şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Hiçbir şekilde başka bir malzeme kullanmıyoruz. Su böreği hamuru gibi hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz, şekillendiriyoruz. Bir 5 dakika dinlendikten sonra açmaya başlıyoruz. Dinlendikten sonra hamurumuz gayet güzel açılıyor. Hamuru çok sıkı yoğurmamaya gayret edin ki rahat açabilirsiniz. Güzelce unluyoruz çünkü haşlayacağımız için unu gidiyor üzerinden. Rahat açabilmek için bol un kullanabilirsiniz. Bir de söyleyebilsem. Güzelce açıyoruz. Bu yufkalan 5 beze çıktı. Hamurdan 5 beze çıktı. Hepsini açıyoruz. Bir 10 dakika yufkamızı kurutmaya alıyoruz ki kestiğimizde yapışma olmasın diye. Güzelce 10 dakika kuruttuktan sonra kesme işlemine başlıyoruz. Evet, kesme işlemlerimiz aynı bu şekilde. Normal mantı sıkma şekli gibi kesiyoruz. Yufkalarımız da kurudu zaten. Gayet güzelce birbirine yapışma olmuyor. Bir taraftan da suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynamış suyun içerisine ben bir çorba kaşığı sıvı yağ attım. Yine yapışma olmasın diye bir miktar da tuz ilave ediyorum. Aynı makarna haşlıyormuş gibi düşünün. Ama bu hamurumuzu biz maksimum 2 dakikayı geçmeyecek şekilde haşlıyoruz. Su böreği gibi düşünün. Nasıl su böreğini alıyoruz, atıyoruz, geri alıyoruz o tarzda. Bir taraftan da yoğurdumuzu aynı şekilde sarımsaklıyoruz. Yoğurdumuza da bir tık tuz atıyoruz. Burada tereyağımız çok yanmasın diye, kötü koku vermesin diye bir tık sıvı yağ da ilave ettim. Onu da bir köşede eriteceğiz. Sarımsakları ezebilirsiniz de. Ben rendelemeyi tercih ettim. Fazla zamanım da yoktu aslında. Misafirim vardı. Bu şekilde güzelce yoğurdunuzun üzerine bir tık mayonez de atabilirsiniz. Böyle bir çorba kaşığı kadar yoğurdunuzun ekşiliğini falan alsın diye. Eğer yoğurdunuz biraz ekşi ise bu tarzda güzel oluyor. Mantımızı süzüyoruz. Geniş bir kaba, borcama güzelce yayıyoruz. Üzerine tereyağımızın 1/4'ünü koyuyoruz. Diğer kalanını. Pul biber ilave edeceğiz. Nane de koyabilirsiniz aynı zamanda. Tereyağı da bir güzel yediriyoruz mantımıza. Üzerine sosladığımız güzelce yoğurdu ilave ediyoruz. Ben bir kısmını ayırdım. Belki yoğurtla sevmeyen olur diye. Geri kalanı yoğurdu ve sosumuzu döküyoruz. Ve mantımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız ben çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.